Evet değerli takipçiler, rakibinden.com araç alım satım sitesinin yeni sürümü yüklenmiştir. Ücretsiz üye olarak ilan verebilirsiniz. Her ay yeni bir güncelleme ile sitemiz yenilenecektir. Sitemizin cep telefon uygulaması da mevcuttur. Google Play şu an aktif. Yakında Apple Store'da hizmete girecektir. Hatta Türkiye'de bir ilk alım satım sitesi olarak hikaye bölümü de mevcut. Satacağınız her ne varsa hikaye bölümünde yayınlayabiliyorsunuz. Sol üst köşede hikayeleri aktif olarak görebilirsiniz. Tarcanlar Ekspertiz'den ben Sami Tarcan. Bugünkü örnek aracımız 2014 model Audi A4. Araç sahibi, aracımda iki değişen var, al istediğin yere göster diyerek gönderdi. Ve araç sahibi şu an burada yok, alıcı da aracı şu an biz Ekspertiz'e getirdi. Aracımızda ne var arkadaşlar? Vallahi biz bile şaşırdık. Helal olsun diyoruz. Hasar kaydı 7.000-7.500 TL gibi olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Olmazsa görseli size atarım. Buradan görürsünüz. Aracımız 2014'tü. Bunu unutmayın. Şimdi aracımızın öncelikle hava yastıklarını söktük. Sürücü hava yastığımız 27 Mart 2012. Sürücü hava yastığımız değişmiş. Torpidoya birazdan bakacağız ve size bu torpidoya da bilgi vereceğim arkadaşlar. Ne olmuş? Belki sürücü bir değişti garantiden. Olabilir. Tavan hava yastığımız 2012. Tavan hava yastığımız da değişmiş. Emniyet kemerlerimizde direnç yok arkadaşlar. Emniyet kemerlerimiz değişmiş. Sol ön kapımız değişmiş. Bagaj kapağımız çıkma değişmiş. Sol ön kapı da çıkmadı arkadaşlar. Söylemeyi unuttum. Sağ tarafa geldiğimizde sağ göğüs torpidomuz yani. Bu da 2012 arkadaşlar. Torpidomuz da değişmiş. Kaplama, tamir hiçbir şey yok. Hepsi orijinal birebir değişmiş. Sağ emniyet kemerimiz, sağ perde tavan hava yastığımız bu da değişmiş. Yani hava yastıklarımız orijinal, direnç yok arkadaşlar. Bu sefer direnç yok maalesef. Şimdi sağ ön direğimizde bakın bu bölgede işlem var. Zaten belli oluyor. Burada her şey bakın akıntıyı gördünüz mü, boy akıntısını. Buradaki puntalarımız şekilsiz, biçimsiz bir şekilde yapılmış. Şöyle ben makineyle içerisini ölçüp göstermek istiyorum. Bakın 1300, 1600, 1380, 1600, 400, 120, aşağı doğru ineyim, 130, 140, 1350, 1400. Yani burada bir işlem ve macun var. Değerler bayağı yüksek. Aracın ön tarafına geldiğimizde aracın ön kaputu çıkma, sağ ön çamurumuz çıkma, panelimiz, farımız, tamponumuz, tampon demirimiz, sol ön çamurluğumuz hepsi çıkma takılmış. Şu ayrıntıya dikkat edelim. Sağ kılıçacından bakın şöyle gösteriyorum. Buradan ve amortisör kulesinin altından şaseye bağlanan kısımdan keserek, girmediği için elimle size göstermeye çalışayım. Şu alttan buradan keserek araca şase eklemişler. Amortisör kulesini niye eklememişler biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü kulenin üstünde şase numarası var. Yani sakat olmasın diye, herhangi bir işlem olmamışsın diye, TRŞ olmasın diye bu şekilde amortisör kulesini es geçmişler. Bakın göğüs sacını görüyor musunuz? Hemen camın altındaki ızgaradan net bir şekilde gözüküyor. Kaynaklar, işlemler, hatta demin bir yanık yer görmüştünüz. Buradan. Ara biraz ufak olduğu için kamerayı zor sokuyorum. Olabildiğince göstermeye çalışıyorum. Şöyle bakın göstereyim. Kaynak yerimiz burası. Silikonlar, sealerlar tutmuyor. Yavaş gösteriyorum ki siz de görün arkadaşlar. Bakın. Hatta boyacı bantını unutmuş burada. Herhalde bir daha boyadı burayı, bilmiyorum artık. Ön ızgara oluk sacından keserek şaseyi eklemişler. Daha bitmedi. Daha bitmedi arkadaşlar. Şimdi buraları göstereyim. Şasemizin buralarında gözüken bir şey var mı diye göstermeye çalışıyorum. Evet bakın şasemiz buradan ezilmiş. Ve bu şekilde görüyor musunuz? Ya çok yoğun bir motor tesisatı var. O yüzden olabildiğince göstermeye çalışıyorum. Ayrıntı çok var. Sonuçta Alman arabası Audi.
kulemizi kesmemelerinin sebebi, yani arabayı ekledin, kuleyi niye eklemedin? Şasi numarası olduğu için orayı es geçmişler. Amaç şasi numarasına dokunmamak. Şimdi ben şuradan size boya makinesini ölçeyim. Bazı arkadaşlar diyecek ki kardeşim orada bir şey yok. Şu boya makinesini buraya tutayım ve değerleri siz görün. Bakın 2090, 1960, 2040, 990. Normalde burada 60, 70, 80 gelmesi lazım. 1780, 1830. Şöyle biraz daha göstereyim ne kadar geliyormuş. 130. Ölçmüyor. 1710. Şimdi burayı göstereyim. 120, 100. Şimdi bir daha gösteriyorum. Aradan gösterme. Gördünüz mü arkadaşlar? 700, 680, 100. Yani tam kesim noktası burası. Yine şasi numarasını örteyim ki sıkıntı yaşamasın. Bu şekilde keserek direkten ve bu şekilde keserek koltuğun altından, bakın buradan devam ederek koltuğun altından bu şekilde çapraz ilerliyor. Bu şekilde araca ön taraf ekleniyor. Ve aracın ön tarafı 2012, arka tarafı 2014 arkadaşlar. Direğimizdeki akıntı da buydu. Yani boya akıntısı burada mevcut. Tavanda güç düzeltme yapmışlar. Demek ki önden bayağı bir hasar almış ki tavanı ezmiş ve tavanı da boyamamak için güç düzeltme yapmışlar. Şöyle telefonu aşağı yukarı yapıyorum. Görün arkadaşlar. Şimdi diyecekler ki ya arkadaşım alıcı kör müydü? Araç kirliydi. Çamurluydu. Tozluydu. Yani aracı alırken temiz bakın arkadaşlar. Bu şimdi kirli olduğu için tavandaki göç düzeltmeyi görememişler. Göremez de yani gayet. Şöyle göstereyim arkadaşlar size göç düzeltmeyi. Bayağı yoğun bir göç düzeltme yapılmış. Demek ki tavan bayağı bir ezilmiş. Zaten kameradan her şey net bir şekilde gözüküyor. Burada siz de görüyorsunuz. Net bir şekilde. Hasar kaydı yok demiştim. 7000-7500 lira gibi olması lazım. Şimdi bakın burada kaynak işlemleri var. Çünkü direkten itibaren almış koltuğun altından. Buralara gerdeme vurulmuş. Arabayı eklerken mecburen gerdeme ve pompa vurulur ki gönyeye getirmek için. Bakın buradan tekrar izah edeyim. Bu şekilde direkle beraber, orta direkle beraber aracımızı eklemişler demiştik. Zaten buradaki puntaları görüyorsunuz. Bazı yerlerde var, bazı yerlerde yok. Şöyle göstereyim bakın. Direğin içi bile yırtılmış. Ve bu şekilde hala yırtık ve ezik duruyor. Ya Audi'de bu yapılmaz ya. Biraz daha güzel bir işçilik olsa daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Kamerayı biraz ağır tutuyorum arkadaşlar. Sizler de net görün. Her şey net gözüksün diye. Kaynaklar zaten gözüküyor. Boya ölçümünde size değerleri göstereyim. Bakın 1400, 1100, 93 burada mikronlar yüksek çıkıyor. Şöyle göstereyim 1300, 1400, 1100. Demek ki burada yoğun macun var. Buraya işlem yapmışlar. Bakın 129 geldi. Şimdi orta direğe, pardon, ön direğe geldim. 143, 141, 182, 132, 171, 148, 131. Değerleri görüyorsunuz. Değerler düştükçe macun oranı azalıyor. Şimdi ön direğe gelelim. 250, 267, 255, 263, 308. Evet, değerler çoğalmaya başladı. Demek ki bu arabanın ön direk kesim yeri de burası. Bakın puntaları görüyorsunuz. Aracımızın direği buradan kesilerek aracımızın orta direğinden çapraz sağ direkten şase ile beraber eklenmiş arkadaşlar. Değerleri gördünüz. Yapılan işçilik iyi. Yani kötü değil. Kimseyi de kötü demek istemiyorum. Sonuçta çöpe atmadılar arabayı, topladılar ama tabii alıcı bunu bilmiyordu. Satıcı biliyor muydu, bilmiyor muydu? Artık o da tartışılır. Üst taraftan göstereceklerim bunlar da arkadaşlar. Şimdi lifte kaldıracağım birazdan. Bir de alttan bakalım ne var bu araçta. İki değişen diye geldi. Maşallah aracın yarısı değişmiş. Aracı lifte kaldırdığımızda zaten orada her şey meydana çıktı. Karterimiz değişmiş. Motor alt kulağı da bakın kasıntılı, oturmamış ve motorda bile kasıntı var. Beklersen bakarız. Tampon demirinin vidaları bağlanmamış. Radyatör vidaları bağlanmamış.
Paneli bakın nasıl tamir etmişler. Biraz daha düzgün işçilik olmalı diye düşünüyorum. Traversin, direksiyon kutusunun vidaları tam oturtulmamış, tam sıkılmamış. Yağ kaçaklarımız mevcut. Araçta yok yok. Traversimiz değişmiş. Şanzımanımız bakın arkadan kaynaklı. Kaynağı gördünüz. Alt muhafaza keçesinden şöyle açtığımızda zaten kaynaklar burada da gözüküyor. Bakın kaynaklarımız. Şöyle kamerayla yavaş yavaş göstermek istiyorum. Sizler görün. Kaynak yerimiz buradan böyle gidiyor. Çapraz bir şekilde. Bakın pütürü görüyor musunuz? Şuradaki pütürü. Elimle göstereyim arkadaşlar. Burada pütür atmışlar. Ve şatenin hemen burasından çapraz bir ekleme olmuş. Şöyle biraz da yağ var ama olabildiğince göstermeye yine çalışıyorum arkadaşlar. Oh, vallahi ben bile üzüldüm Audi'ye ya. Motor alt muhafaza plastiği kırık. Yarısı var, yarısı yok. Davlumbazlar kırık. Yani aracımız bu. Tamponu saçla tutturmuşlar alt ayağını. Yok yok arabada her şey var. Şöyle bir de arka tarafı göstereyim. Arka panel, havuz sacı, ezik. Arka tampon demiri değişmiş. Egzoz saçları, koruma saçları ezik. Bir de galiba alttan kan var ama hayvana vurmuş galiba. Umarım ölmemiştir. Lastiğimiz de buradan yarık. Yani altta da görünenler bu. Maşbiyelimiz demin demiştim ya kaynak yeri. Liftteyken orayı da göstereyim. Kaynak yerimiz de burada zaten macuna da patlamış. Şöyle alttan da gözükür mü? Evet gözüküyor. Evet kaynak yerimiz de burada. Bakın. Ben anlatırken yoruldum. İnşallah siz derken yorulmazsınız arkadaşlar. Net bir şekilde her şey gözüktü arkadaşlar. Evet değerli takipçiler. Araçtaki kusuru gördünüz. Şimdi diyeceksiniz ki ya alıcı kör mü kardeşim? Ben buradan görüyorum. Arkadaşlar bazı insanlar araçları kirli getirir. Kirli gösterir. Kusuru gizlemek için. Belki bu araçta art niyet olmayabilir. Ben bu araç için konuşmuyorum. Ama bazı insanlar bunu özellikle yapıyor. Bir de her insan araçtan anlayacak diye bir kaide yok. Bazı insan araçtan zerre anlamaz. Sadece yakıtını koyar, emniyet kemerini takar, gider. Bazı insan da çok iyi anlar. Bazı insan da anladığını sanır ama araçtan anlamaz ama millete öyle gösterir. Neyse o konular farklı konular. Şimdi araç iki değişenli diye geldi. Bir çamurluk bir kaput diye hatırlıyorum. Evet bu şekilde geldi. Zaten araç sahibi de burada diyor. Kardeşim benim arabam bu. Al göster dedi. Zaten aracı da almayacak arkadaş. Öyle söyledi. Ben bu aracı almam abi dedi. Bu fiyatları almam dedi. Bu araç tabii ki çöpe atılsın demiyoruz. Hurdaya atılsın demiyoruz. Bu araçlar zaten toplanacak. Ve bu araçlar milli servetler. Ama buradaki anlatılan olay şu. Araçtaki kusuru kusursuz bir şekilde anlatmak ve izah etmektir. Yani benim aracım ekliyse şu fiyat. Orijinalse bu fiyat. Airbag tabii ki açabilir. Arabanın airbag değişebilir. Kaputu değişebilir. Çamurluğu değişebilir. Ne bileyim motoru değişebilir. Anlatılan konu farklı. Bazı insanlar bunu algılayamıyor halen de. Hurdaya mı atalım, çöpe mi atalım? Biz bunu anlatmıyoruz. Dürüstlüğü anlatıyoruz. Ama bu insanlara dürüstlük olmadığı için bunu onlar anlayamıyor. Hep akılları şeytanlığa çalışıyor. Var. Çünkü yorumlarda beni böyle ezmeye çalışanlar da var. Ben bu yorumda zaten takılmıyorum. Hala baskı yapanlar var. Çünkü foyaları ve yalanları ortaya çıkıyor. Şimdi araç sahibi eksperti soktu mu, eksperti sokmadı mı onu da bilmiyorum. Sadece iki değişen var diye arkadaşları göndermişler arabasını. Bilmiyorum artık biliyorum bilmiyor mu. Bu konu artık onların arasında olan bir şey. Aracın ruhsat bilgilerinde 2014 yazıyor. Biz hatta şundan şüphelendik. Acaba 2014 model araba 2012 kupa mı taktılar diye şüphelendik. Sökmeye başladık bazı yerleri. Mecburen sökeceğiz çünkü işlem var. İşlem olmasaydı zaten sökmezdik bazı yerleri. Onu da artı söylemek istiyorum. Aracın çıkma takılan parçaları, çıkma takılan hava yastıkları hepsi 2012 model. 2012 model aracın parçalarını bu araca takmışlar. Aracın ön tarafı 2012, arka tarafı 2014. Sağ kuleyi ellememişler çünkü orada şasi numarası var. Herhangi bir sıkıntı yaşamamak için. Çünkü şasi numarası ellendiği zaman TRŞ ya da EGM olması lazım. Çünkü
emniyetten bilgi alınması lazım. Ruhsat işlenmesi lazım. Şasi numarası kesilip tekrar kaynatılamaz. Bunu da ekstra bilgisini vermek istiyorum. Böyle araçlar zaten alınmaz demiyoruz. Pert kayıtlı araçlar alınabilir. Fiyatları uygun ve makul olduğu sürece. Herkesin bütçesi kısıtlıdır. Adam orijinal araba alamıyordur ama lüks bir araç almak istiyordur. Böyle bir araç alabilir. Alınır mı, alınmaz mı? Bunu alıcı ve satıcı arasındaki pazarlıkta belli olur. Ben kesinlikle karışmam. Araca yapılan işlemleri zaten gördünüz. Şanzımandaki kaynağı ben tavsiye etmiyorum. Bilmiyorum, ben kendi adıma konuşuyorum. Tavsiye etmiyorum. Belki çok sağlıklı olabilir. Tavsiye etmiyorum kendi adıma. Düzgün yapılan işçilikler her zaman ön plandadır. Ben düzgün işçilik yapma taraftarıyım. Gördüğünüz ön panele adam saç perçinlemiş, silikon sıkmış ve tutturmuş. Biraz daha düzgün bir işçilik olabilir diye düşünüyorum. Burada beni sakın yanlış anlamayın. Kimsenin işine ve kimsenin şeyine mana bulmak değilim. Bazen ustalara da hak verebiliyorum. Şöyle hak veriyorum. Bu da yanlış düşünülmesin. Çünkü ustadan ne kadar kısarsan o kadar ve parça almazsan o kadar elinden geldiğince yapmaya çalışır. Bazı ustalar da kendilerine göre haklıdır arkadaşlar. Çünkü işini yapan bazı ustalar var. Kartal Sanayisi'nden bir kaportacı arkadaşımız bana geçen yaz, ustam ben işimi yapan iyi bir kaportacıyım. Bazen bizi yanlış anlıyorlar. Hayır arkadaşlar, bazı ustalar gerçekten işini yapıyor ve emeğini karşılığında alıyorlar. Bunu sakın her ustayla bir tutmayın. Ben kendi nacizane fikrim. Bir parçayı 100 liraya boyayan da var, 500 liraya boyayan da var. Ne kadar ucuz işçilik o kadar dandik işçiliktir arkadaşlar. Bunu da ek olarak bilgi verdim. Şimdi arkadaş arabayı almaktan vazgeçti ve aracı yerine teslim edecek. Ben de zaten size bilgilendirme videosu çektim. Artık bu aracı alan illaki olacak ama hangi tarihli alır onu da bilmiyorum. Araç alırken mutlaka ve mutlaka iyi ekspertizlere gösterin arkadaşlar. Bu arkadaş eğer ekspertize sokmasaydı bu aracı alacaktı. Tanıdık bir arkadaşıymış. Önermiş, bu arabayı al demiş. Baktır demiş, ona göre uyuyorsa al demiş. Uymuyorsa almazsın demiş ki zaten o da almayacağım diyor. Ben zaten karışmıyorum aracın alınıp alınmamasına. Kendi fikirleridir. Ben her zaman yine söylüyorum. İyi ekspertizlere araçlarınızı gösterin. Mutlaka ve mutlaka baktırın. Yarın öbür gün şu oldu bu oldu demeyin. En azından bilgilerinizi, değişen parçalarınızı öğrenin arkadaşlar. Videoyu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizleri Instagram, YouTube ve Facebook sayfasından takip edebilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun diyorum. İyi günler.